Korkunç oyuncakların haline bakar mısınız ya? Kafası yok bunun. Kafası olmayan oyuncak. Korkunç halde yani burası. Tam korku filmi. Bakar mısınız şuna? Sanırım Çernobil içinde şu vakte kadar beni en etkileyen yer oldu burası. Farklı aslan var. Ha, öptü yine. Bakın tabii bunlara kimse dokunamadığı için böyle kalıyorlar burada yerde. Buraya girmeden bir kağıt imzalatıyorlar. Tamamen güvenliğimizden biz sorumluyuz, kendimiz sorumluyuz yani. Çünkü yani bu binaların güvenliğinden kim sorumlu olabilir ki, baksanıza. Çernobil'de neler olduğunu ve 1986 yılında gerçekleşen korkunç nükleer patlamayı anlayabilmek için öncelikle nükleer enerjinin nasıl ve ne amaçta bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Nükleer enerji 1896 yılında Fransız fizikçi Henri Becquerel tarafından kazara uranyum maddesinin fotoğraf plakalarıyla yan yana durması ve karanlıkta yayılan radyoaktif ışınları fark etmesiyle keşfedilmiştir. Zamanla nükleer enerji ve nükleer silahların gelişimi ilerler ve bu ilerleme 2. Dünya Savaşı ve ardından Soğuk Savaş dönemi sırasında zirveye ulaşır. Soğuk Savaş dönemi Sovyetler Birliği ile Amerika arasında 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden Sovyetlerin 1991 yılında parçalanmasına kadar bu iki ülke arasındaki çekişme ve birçok alanda yarışı kapsar. Bu yarışların ise en önemlisi nükleer üzerineydi. Bir tarafta her şey pahasına kapitalizmi dünyaya egemen kılmaya çalışan Amerika, diğer tarafta ise komünizmi egemen ideoloji haline getirmeye çalışan Sovyetler Birliği. Sonuç olarak bugün dünyada 400'den fazla nükleer enerji santrali olup dünyanın toplam enerji ihtiyacının %15'ini sağlayacak kapasiteye ulaşmasının altında iki temel sebep yatar. Birincisi, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının tükenebilir, hatta tükenmekte oluşu ülkeleri nükleer araştırmalara itti. İkincisi ise Soğuk Savaş'tan beri Sovyetler Birliği ve Amerika'nın birbirine üstünlük kurma çabası bu ülkeleri nükleer silahlara korkunç derecede yatırım yapmaya itti. Amerikalı ünlü gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan, nükleer yarış içinde olan Sovyetler Birliği ve Amerika için şöyle bir benzetme yapar. Biri 3 kibrit, diğeri 5 kibritle beline kadar benzin içinde duran iki yeminli düşman. İşte Çernobil'de gerçekleşen felaket, Carl Sagan'ın 3 kibritle tabir ettiği Sovyetler Birliği'nin kendi kendine ateşe vermesinden başka bir şey değildi. Şöyle yolun sağ ve solunda ufak ufak evler görüyorsunuz. Yani bütün bir yol boyunca evler var. Çünkü zaten burası bir yerleşim yeriydi normalde. Şu anda terk edilmiş durumda. Ve zaman zaman buraya 90'lar itibariyle evlerini terk etmiş olan ve evlerinden zorla çıkartılmış olan insanlar illegal olarak giriş yapıp evlerine geri yerleşmeye çalışıyorlar. Çünkü zaten gördüğünüz gibi o kadar böyle boşluğun ortasında ki bu evler. Doğaya tamamen terk edilmiş olduğu için böyle ağaçlar uzamış, çalılar, çırpılar falan tamamen bakımsız ve böyle sanki gizli gibi duruyor her biri. Ve buraya zaman zaman illegal olarak gelip yerleşmeye çalışıyorlar, deniyorlar ama bazen polis yakalıyor, bazen kendileri korkup tekrar terk ediyorlarmış falan. Buradaki yerleşim sayısı belki 45-50 bine yakın yani. Şu gördüğünüz yerden tekrar bir sınır kontrol noktası var orada. Pasaportları kontrol edecekler. Şurada da Kiril alfabesiyle Çernobil yazıyor. Bu arada arkadaşlar, videoları izleyenlerin %80'i kanala abone olmayan dışarıdan gelen izleyiciler. Kanala abone olursanız bana en güzel desteği vermiş olursunuz. Yanındaki zil işaretini de açarak paylaşımlarımdan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Olumlu olumsuz bütün eleştirilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bekliyorum. Videoyu da beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Bu da buradaki eski bir polis arabası. Eski Sovyetler zamanından kalma. Burası da ufak bir karakol gibi düşünebilirsiniz. Stay half a month here. Some of day, 4 days in, 3 days out. 4 days in, 3 days out. Depending what they do. Şu anda tüm Çernobil için çok önemli sayılabilecek bir heykelin altındayız. Bakın. Hatta bunu da göstermeden önce size ilk burayı göstereyim. Burası tüm Çernobil için itfaiye merkezi. İtfaiye merkeziydi ve itfaiye merkezi olmaya devam ediyor şu anda da. Ve bu insanlar şu anda, ama şu anda kahraman gözüyle bakılıyor. Çünkü 1986'da patlama gerçekleştiğinde burayı yöneten Sovyetler Birliği'ydi, Ukrayna değildi. Ve Sovyetler Birliği'ni de biliyorsunuz bu büyük faciayı saklamasıyla meşhur Sovyetler Birliği. Neden? Çünkü buradaki 17 nükleer reaktörü
hatalı olarak yaptık diyemezler tabii ki. Bunu dememek için de bu büyük faciayı tamamen buradaki işçilere yıktılar. Ve bunun neticesinde de tabii halk işçilere sinirleniyordu, Sovyetler Birliği'ne değil. Ama zamanla araştırıla neticede sonuç ortaya çıktı. Buradaki Sovyetler Birliği tarafından yapılan tam 17 nükleer reaktörün hatalı olduğu ortaya çıktı. Bunun neticesinde halk da uyandı tabii ki. Ve buradaki itfaiye işçileri işte burada gördüğünüz heykeli yapıyorlar. Ve bu heykelin de amacını tahmin edebilirsiniz. Bu patlamanın neticesinde özveriyle çalışan insanları sembolize ediyor. Ve gerçekten bunu yapanlar profesyoneller değil yani. Buradaki itfaiyeciler kendi elleriyle, zaten profesyonel olmayan işçiliği görebilirsiniz burada. Bir tanesi karamsarlığa kapılıyor. Diğeri de onu avutmaya çalışıyor. Böyle bir yerde durduk. 15 olan radyasyon seviyesi 19'a çıktı. Asfalt değil de toprağa yaklaştıkça radyasyon seviyesi artıyor. Çünkü toprak radyasyonu tutuyor. Bakın gittikçe artıyor. 21 oldu şu anda. Çünkü şu anda askeri bir bölgedeyiz ve askeri atıkların da yoğun olduğu bir yerdeyiz. 22 oldu. Gittikçe artıyor şu anda. Burada zamanında askerler yaşıyordu. Şu yukarıda gördüğünüz antenler de radar. Bu arada böyle tam sonbaharın da ortasında buraları yakaladığımız için resmen renk cümbüşü var. Renklere bakar mısınız ya? Ne kadar güzel yani. Bir de tabii şu anda hiç el değmediği için, hiç insan olmadığı için doğa tamamen kendine bırakılmış halde böyle yeşermiş, yaşarmış. İnanılmaz güzel ya. Şimdi bu antena dedikleri büyük radarın altına gidiyoruz. Böyle yerleşim birimlerine yaklaşırken bir anda artmaya başlıyor. Yere de yaklaşınca artıyor. Çünkü dediğim gibi toprak radyasyonu tutuyor. Katiyen hiçbir şeye dokunmamamız söylendi. Özellikle yerde bulunan objelerin hiçbirine dokunmamamız. Şu anda bu altında bulunduğumuz devasa yapının ismi Duga. Bu devasa yapı dünyaca ünlü çünkü uydudan bile görülebilen bir yapı bu. Peki bunun amacı ne? Radar konumlama anteni diyebiliriz Türkçe'ye çevirdiğimizde. Bakar mısınız şunun büyüklüğüne? Tam 750 metreymiş bu. Ve bu da artıyor şu an. Şuna bakar mısınız ya? Dehşet bir büyüklükte. Bu arada grubun içinde farklı insanlar var. Vous êtes français, oui? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Passe un bon moment. Oui. Le nombre, ça a augmenté. Ah ouais. Depuis tout à l'heure, ça monte tout doucement. Oui, exactement. C'est immense. C'est impressionnant. C'est gigantesque. Exactement. Quelle ville en France? Oh, c'est un tout petit village, près de Strasbourg, dans l'est de la France. Je suis été là. Ah, t'as déjà visité? Oui, c'est joli, hein? Deux ans avant. Ouais. C'est une belle ville. C'est une belle ville et on mange bien. Bu az önce gördüğümüz devasa antena dediğimiz konumlama radarının da önemini anlatayım hemen. Şimdi böyle bir koridora girdik. O radar okuyucu konumlama sisteminin hemen dibindeki koridor bu. Burada tabii kocaman bilgisayarlar, elektronik ekipmanlar falan varmış zamanında. Çünkü o radar sisteminden gelen bilgileri burada işliyorlarmış normalde. Ama tabii şu anda ne halde görüyorsunuz burayı o patlamadan sonra. Peki bütün bu radar konumlama sistemi, o devasa antena, buradaki bilgi işleme sistemi ne işe yarıyordu ve bunu neden yapıyorlardı? Zamanında biliyorsunuz burası Sovyetler Birliği'ne ait topraklardı. Ve Amerika ile Sovyetler Birliği arasında soğuk savaş dediğimiz soğuk çatışma dönemi yaşandı. Sahip olunan nükleer sayısıyla, uydularla, istihbarat servisleriyle yapılan savaş biçimiydi. Ve bu uzun bir süre sürdü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu soğuk savaş tam 40 yıl kadar sürdü Amerika ile Sovyetler Birliği arasında. Burada bilgi toplanıyordu. Ne zaman bu füzelerin gelebileceğini, ne zaman nükleer savaşın başlayabileceğini, yani daha doğrusu ne zaman Amerika tarafından bu topraklara füze fırlatılabileceğini tespit ediyordu. Ve burada da bu tespitlemeler, düzenlemeler yapılıyordu tabii. Buradaki bütün ekipmanlar, kablolar, bağlantıların çalındığı söyleniyor. Tabii çalındı mı, ne oldu bunu bilmiyoruz. Kışın sorun olmuyor çünkü hava soğuk olduğu için ceketlerimiz, montlarımız, uzun pantolonumuzla çıkıyoruz da yazın hava çok sıcakken böyle bileğinizin açık olduğu kıyafetler falan
kısa kollu şeyler giyemiyorsunuz. Radyasyon üzerinize yapışmasın, tehlikeli bir hal almasın diye. Yani bunlara bile olabildiğince değmeyin diyorlar zaten. Ve her taraf doğaya terk edildiği için, insandan arındırıldığı için vahşi hayvanlar da var burada. Her an karşınıza çıkabilecek. Çıkmıyorlar ama çıkabilirmiş. Kurtu, ayısı, köpeği, tilkisi, her şeyi var artık burada. Doğa tekrar kendini bulmuş. Ama tabii bunlar radyasyonlu hayvanlar. O yüzden dokunmamak gerekiyor. Bakın tabii bunlara kimse dokunamadığı için böyle kalıyorlar burada. Yerde. Yine bir başka bina burası da. Burası da Güney Kontrol Odası'ymış. Buraya girmeden bir kağıt imzalatıyorlar. Tamamen güvenliğimizden biz sorumluyuz. Kendimiz sorumluyuz yani. Çünkü yani bu binaların güvenliğinden kim sorumlu olabilir ki? Baksanıza. Her an her şey olabileceği yerler buralar. Yıkılmış, dökülmüş her yer zaten. Bira kutusu var. Baksanıza şuraya. Burada nöbet tutan askerlerin nöbeti yazıyor. Burada bir bira içmiş. Kozel bira. Radyasyonlu bira. Doğal şekilde neredeyse aynı şekilde kalmış burada. Çok enteresan ya. Şu anda içinde bulunduğumuz odaysa o devasa antenanın nasıl kullanıldığını öğrettikleri, yani derslik diyebiliriz. Antenadan gelen askeri bilgilerin nasıl işleneceğinin öğretildiği, çok teknik bir oda burası. Bakın böyle elektronik cihazlar var o zamanlardan kalma. Burası Sovyetlerdeki en devasa bilgisayar sisteminin kurulduğu yerlerden bir tanesi. Burası server odası. Şöyle basitleştireyim. Burada böyle sıra sıra kolon kolon yüzlerce bilgisayar olduğunu düşünün. Ve o bilgisayarların birkaç devasa bilgisayara bağlı olduğunu, monte edili olduğunu ve bütün işlenen verilerin onlara gönderildiğini düşünün. Tam bir Sovyet dehası. Şuradan sağ salim inerim. Aslında Soğuk Savaş döneminde Amerika'nın daha güçlü olduğu varsayılır. Neden? Çünkü günümüzde çok güçlü. Sovyetler Birliği zaten yok günümüzde. 91'de dağılıyor ve Ukrayna zaten burada onun dağılmasının neticesinde kuruluyor. O zamanlar aslında Sovyetler Birliği teknolojik açıdan ve istihbari açıdan Amerika'dan zaman zaman daha güçlü dönemlere sahip oluyor. Mesela bilinenin aksine ilk uzaya çıkan Amerika değildir, Sovyetler Birliği'dir. Ve bunun amacı da tamamen askeriydi. Sivil bir kafa yapısıyla değil, tamamen askeri bir kafa yapısıyla bunu yaptılar. Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş zaten bütün bunları tetikledi. Nükleer yarışı, nükleer silahlanmayı, uzaya çıkışı, bunların hepsini tetikleyen soğuk savaş oldu. Yani bu teknolojik gelişimi bir yerde bu savaş tetiklemiş oldu diyebiliriz. Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu artık o tartışılır. Sonuç olarak böyle şeyler ortaya çıktı işte. O soğuk savaşın neticesinde günümüzde zaten kapitalizm bütün dünyayı ele geçirmiş oldu. Giderek artıyor. 28 oldu. 31. 1.26 oldu. Wow, look at this. Look at this. It's 1.26. Too much radiation here. What the hell is this? Let's run away. Önde ne yazıyor biliyor musunuz? Karbondioksit insan sağlığı için zararlıdır. Dokunmamaya çalışıyoruz hiçbir şeye. Şöyle. Buraları arındırma, temizleme çalışmaları devam ediyor. Aslında burası bir köy. Ev göremiyorsunuz tabii. Çünkü bütün yapılar, bütün evler şu anda toprağın altında kalmış durumda. Ağaçlarla, çalı çırpıyla örtülmüş durumda. Normalde bu köyde 1100 kişi yaşıyormuş. Ama şu anda tabii kimseyi göremeyiz burada. Ve bu köyde radyasyon inanılmaz yüksek seviyelerde. Şimdi biliyorsunuz şunda 0.30 sağlıklı kabul edilen radyasyon seviyesi. Hatta 0.30'un 6. 2 oldu. Oo, 8. Dokunmamak lazım yani. Dokunmadan şey yapıyorum.
bu köyde inanılmaz bir radyasyon var. Etrafa fazla yürüme dendi. Burası köyün kreşi, yani küçük çocukların aslında eğitim için, vakit geçirmek için geldiği okul denebilir burası için. Bakar mısınız? Şimdi bu kreşin içinde yürüyelim biraz. Kreşin içinde yürürken radyasyon oldukça düşük görüyorsunuz burada. 0.30'un altında. Bunun nedeni de burası duvarlarla örülü bir bina olduğu için dışarıdan gelecek, sızacak olan radyasyonu çok büyük bir seviyede kesiyor bu. O yüzden burası aslında güvenli bir bölge. Konserve. İçinde sigara izmariti var. Fanta kapağı var. Fanta'nın da reklamını Çernobil'de yapan daha önce olmamıştır herhalde. Burada çocukların okuma kitapları. Çorap. Burası da ufaklıkların yatakhanesi. Çocukların odasına girince de insan duygulanıyor be. Burası aslında bir kreşten ziyade daha çok böyle bir yetimhaneye benziyor. Korkunç oyuncakların haline bakar mısınız ya? Kafası yok bunun. Kafası olmayan oyuncak. Korkunç halde yani burası. Tam korku filmi. Bakar mısınız şuna? Sanırım Çernobil içinde şu vakte kadar beni en etkileyen yer oldu burası. Patlamanın etkisiyle ne hale gelmiş buralar. Ufak bir aslan var. Aha, öttü yine. 30 oldu yine. 30 oldukça ötüyor bu. 31 artıyor. Bakın böyle açıklıklara geldiğimiz anda radyasyon artıyor. Şimdi öyle bir noktada durduk ki Çernobil içindeki bütün nükleer reaktörleri aynı anda görebiliyoruz burada. Şurada elektriğin üretilmesi, bu kanal aracılığıyla sıcak suyun taşınması, şu arkada üst kısmını gördüğünüz reaktörle de suyun soğutulması. Böyle bütün aşamaları aynı anda görebildiğimiz panoramik bir alan burası. İlk defa şöyle binek araç görüyorum içeride. Bu arada şu anda ana yoldayız ve bu ana yol neden bu kadar temiz merak ediyor olabilirsiniz. Ben merak ettim açıkçası ve sordum. Bu yolun bu kadar temiz olmasının ve geniş olmasının nedeni radyasyondan arındırılmış bir alan yaratılsın diye. Yani sağ ve sol tarafta bu çimenlik, topraklık alan radyasyonu tutan bölge ve yolu her gün temizliyorlarmış yapraktan, topraktan. Çünkü toprak, toz, çalı, çimen aracılığıyla bu radyasyon yola geliyor ve yola gelen radyasyonda arabaların tekerlekleriyle birlikte başka şehirlere gidiyor ve bu da bulaşıcı bir etki gösteriyor. Şimdi böyle bir yerde durduk ve öğle yemeği yiyeceğiz. Bayağı acıktık çünkü sabahtan beri yoldayız. Dediğim gibi 6'da kalktık. Şimdi burada radyasyonumuzu ölçeceğiz yemek yemeye girmeden önce. Bakalım nasıl olacak. Try to go in and out again. Neden geçirdin? Bir ara korktum vallahi, geçirmedi yani. Güvenliyiz, içeri girebiliriz, yemek yiyebiliriz. Bir elimizi yıkayalım artık ya. Şimdi de buradaki işçilerin yediği yemeklerden yiyeceğiz. Öğle yemeği olarak. Şimdi böyle bir yemek veriliyor öğle yemeği için. Böyle bir komposto var. Onlar kompot diyor buna. Bizdeki komposto aslında tam olarak. Burada bir tatlı var. Ne olduğunu aslında hiçbir fikrim yok. Burada bir bizdeki piyaz gibi bir meze var aslında. Burada mücver gibi bir şey var. Bir de etli çorba. Buna boğraç diyorlar galiba. Şu gördüğünüzü neye benzetirsiniz bilmiyorum ama ben açıkçası ilk başta bir şeye benzetemedim. Tersten bir güvercin düşünün ve ağzında atom bombası tutuyor. Yorumlarda bekliyorum sizin yorumunuzu bununla ilgili. Bir güvercin düşünün. Güvercin aslında barışı sembolize eder. Ters olması ve ağzında atom bombası tutuyor olması, Soğuk Savaş, Amerika, Sovyetler Birliği falan bunları bağlayıp bir yorum yapın. Ben gerçekten yorumunuzu bununla ilgili çok merak ediyorum. Aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum. Abi köpeklere bak, köpekler radyasyonlu ya. Arkamdaki köpekler gerçekten çok tatlı ama bunlara dokunmamamız lazım. Geliyor. Gelme gelme.